Teknikolojik'ten selamlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Yanımda biliyorsunuz Combatri var. Bugün size bir ayar videosu çekmek istedik. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Bir kerecik güler misin? Aslında o benim yanımda şu an. Ne yapıyorum? Sen benim yanımdasın aslında. Evet doğru. Combatri'nin evindeyiz. Ben Combatri'nin yanındayım şu an. Yanımda Combatri var arkadaşlar. Aslında ben onun yanındayım. Çünkü şu anda onun evindeyiz. Size bir ayar videosu çekmek istedik. Ayarları da Combat'la çekmek istedim. Çünkü adam hem radyant hem e-sporcu. Her türlü benden iyi bilir. Allah'ın elması gibi düşündüm. O sebepten dolayı bize ayarları anlatsın. Sonra biz o ayarlarla da oynayalım. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Şimdi abi oyundaki en ince detaylara size bahsediyorum. Aynı şekilde Emir'in de ayarlarını değiştireceğim. Sadece size bahsetmiyorum. Toplu olarak bir bahsetme oluyor. Hassasiyet konusu kesinlikle size kalmış bir durum. Hassasiyeti ayarlarken poligonda botları baz alarak ayarlayabilirsiniz. Bir uçtaki bottan bir uçtaki bota giderken mouse'unuz çok hızlı gidiyorsa düşürün, çok yavaş gidiyorsa arttırın. Kısacası bu. Bu düşman vurgu rengi genellikle sarı kullanılıyor. Sarı tercih ediliyor. Bence sarı yeşil körlü okey. Ama bir kırmızıyı da deneyin. İnsanlar sarı kullanıyor diye sarı kullanmayın. Bazılarına kırmızı daha iyi geliyor. Radarla alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Eğer bu sabitteyse bunu bence döndür alın. Çünkü bu sabitte olduğu zaman gördüğünüz gibi T'den de T'den de oynayıp nereden başlarsanız başlayın. Radar sizi takip etmiyor ve birazcık tersinize gelebiliyor. Bir garipmiş hissiyatı oluşturabiliyor. Fakat döndürdüğünüz zaman sizin döndüğünüz yerine dahi radar dönüyor ve oyunda olan biten aslında daha rahat anlamanıza sebep oluyor. Buna alışın. Eliminon'la alıştığınız zaman sizin için çok daha iyi olacak. Oyuncuların move'larını rahat bir şekilde göreceksiniz ve radar da aslında sizin gözünüz uygun bir şekilde hareket edecek. En önemlisi oyuncuyu orada tut kısmı arkadaşlar, bunu kapatın. Çünkü bunu kapattığınız zaman radarın hepsini görebiliyorsunuz. Bakın şu an radarın bir kısmı var. Şu an tamamen her yerini görebiliyorsunuz bir uçtan bu uça kadar. Burada bir uçta savaşan takım arkadaşlarınızdan info alabilirsiniz. Rakibi görebilirsiniz. Boyutlar bence ideal. Yani bu ikisini bir civarında kullanabilirsiniz bence. Bu sizin biraz göz şeyinize kalmış. Bu ayarlar kişisel ayarlar. Bende hepsi bunlar zaten açıkta. Bunlara çok girmeyeceğim. Abi kan göster olayı, mermi izini göster olayı. Bunlar açıkta kalabilir, kapalı da kalabilir. Ben açıkta oynuyorum şahsen. Emir niye kapalı? Emir bilerek mi kapalı oynuyor? Kanka tenzil son videosunu izledim. Kapatınca daha iyi sprey atıyorum dedi. Ben de kapattım. Bana ne amına koyayım? Allah. Tamam. Tenzil demiş arkadaşlar. Ben de açık ama bu. Yani deneyebilirsiniz. Bence deneyin. Bir de şu kan gösteri kapatabilirsiniz. Bu da farklı bir hoş ayar olabiliyor bazen. Bence bunu da bazen kapatabilirsiniz. Sizin için iyi oluyor. Çünkü özellikle Sage falan oynuyorsanız bir tık daha böyle yerde karmaşa kalkıyor. Ve böyle Sage'deyken revive atacağınız oyuncular daha böyle yuvarlak bir şekilde görünüyor. Aslında bir tık daha rahat olabiliyor. Alıştığınız zaman ama. Gelelim tabii ki de nişangah tarafına. Benim önerdiğim iki nişangah var. Bir tanesi bu. 1.4.2.0. Aslında nokta cross'un bir tık daha böyle hani şey versiyonu gibi, artı versiyonu gibi düşünün. Nokta cross da kullanabilirsiniz. Eğer nokta cross'u rahat etmiyorsanız bunu deneyin. Bir diğeri de arkadaşlar default cross. 1.4.2.2. Yani bu cross bir tık default'tur. Default üzerinden gidip isterseniz bunu böyle bir tıklayabilirsiniz. Bu yine standart bir cross'tur. İsterseniz de bu dış çizgileri açıp böyle sizin için daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz. Bence bu ikisi üzerinden gidin kesinlikle. Ya da tamamen nokta cross'a dönün. Dönmeyecekseniz de bu bahsettiğim iki cross üzerinden gidin. Benim tavsiyem bu yönde. Ama bu cross hoş yani şu 1.4.2.0. Hatta kapattığınız zaman da zaten böyle kalıyor. Görüntü ayarlarına gelecek olursam da arkadaşlar bunu bilgisayarınız çok 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 iyi değilse açık takviyede kullanmayın. Bence bu açıkta kalmalı sadece. Açıkta kafi olduğunu düşünüyorum. Ben açıkta kullanıyorum. Hani ne kapalı ne açık takviye. Okey. Bunun dışında çok özellikle görselleştirmeyi açın abi. Bu sizin FPS'inize, akıcılığınıza katkı katacak bir şey bu arada. Bunu kapatmayın. Buradaki ayarlar yine göz zevkiyle alakalı ama ben düşükte oynuyorum ki daha hani iyi FPS alabileyim diye açıkçası. Daha böyle akıcı olsun diye. Bunların hepsi kapalı oluyor. Kenar yumuşatma dediğimiz şey de abi. Arkadaşlar şu kenarların ve karşınızdaki oyuncular birazcık daha böyle keskin görünüyor. O keskinliği kapatırsanız ya birazcıktan keskin demeyeyim de böyle geçişlerde böyle bir gariplik oluyor. Hafiften oynamak gibi oluyor. Pürüz olabiliyor. Oyuncularda da duvarlarda da. Bunu 4x yaptığınız zaman o pürüzler kapanıyor. Bunu oyuna girip özellikle poligonda falan dikkat ettiğiniz zaman aradaki farkı anlayacaksınız. Şurada bile azıcık böyle belli olabiliyor. Duvarların kenarlarına odaklanın. Yerdeki geçişlere falan bakın anlayacaksınız. Bir tık daha smooth oluyor. Bunu 4x yapabilirsiniz. Bunun dışında bunların hepsi kapalıda kalabilir. Ben hepsini kapalıda kullanıyorum ama bu netliği arttır olayını falan deneyin. Belki de hoşunuza gider. Bu netliği arttır ve keskinleştirme bir tık hoş olabiliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Şu an Emir'e tavsiyem bu şekilde. Genel olarak böyle. Başka da bir ayar kalmadı ama şu kısımdan sadece FPS'inizi açın. 1, 2. Arkadaşlar burada bir paket kaybı var. Bunu açın. Bunu görmeniz lazım. Paket kaybı %0'dan oynuyorsa bilin ki bu sizin için çok büyük bir problem. İnternetinizde sorun vardır ve paket kaybında akışkanlık böyle oynama olduğu sürece sizin mermilerinizin düz gitmemesine bile sebep olur bu. Net olarak. Oyunu düzgün oynamanıza sebep olur. Bu tamamen internetle alakalı. Bunun %0 olması lazım. Bu %1'e bile çıkmamalı. Eğer %1.3, %1.3, %1.3 gidip geliyorsa da yine sorun var. Onu bir şekilde halledin. Bu çünkü gerçekten sizin oyununuza etki edecek bir şey. Hele 5-10'lardaysa kesin halledin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu görün daima. FPS'i de görün. Bazen sıkıntılar olabiliyor. Bu ikisi de bence her zaman açık kalsın. Benim bahsedeceğim ayarlar bu şekilde. Umarım böyle faydalı kanka olur. Kanka benim bir hileler ayarı dikkatimi çekti. Hangi hileyi açsam? Yeter lan yeter!
En hızlı şekilde radyant olurum. Evet, ne yapıyorsun biliyor musun? Sen buradan en iyisi şeyi aç. Hasar görmezliği aç. Çok mantıklı. Hasar görmezliği açınca oyunda hiç hasar yemiyorum değil mi kanka? Yok, yemiyorsun. Şöyle yapacağım. Let's go, bir dakika, bir tane de can değil. Kanka şu an öğretemem. Neyse, sonra öğreteceğim. Şunu kırayım da. Sana bu map'in totemini söyleyecektim. Agalar, flash atayım, öyle girin. Niye reyna tamam. Daha? Dümdüz bir şey. Kafadan. Biliyorsun oğlum. Dolduruyorum. Kanka ben niye öldüm ya? Kanka canım kalmadı. O Sage'i vurun. Bir düşman kaldı. O Sage'i vurun. Sage lob. Sen al, sen al ya. Alacağım. Nerede bu? Sage'e bak nasıl koşuyor. Can kalmadı. Dolduruyorum. ben aldım kile. Alın lan bana. Hal farmer bir tane pistol alıyorsun. Takım arkadaşından biri zaten ölüyor. Onun ghost'unu alıyorsun. Hemen takım arkadaşlarına güvenmeyeyim yani. Ghost'u olan adamın arkasından koşuyorsun. Aa bir dakika. O zaman şimdi vandal olan adamın arkasından koşarsam vandalım mı olmuş oluyor? Ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Ama bulldog alma o yüzden. İki adım arkasın. Anladın mı? Anladım. Yanlışlıkla ölmemen lazım. İki adım değil. Beş adım olmuş ya. Kanka ama orb da mı almayayım? Flash atıyorum. Helal. Kanka bu adam vuruyor, o yüzden benim koşup adam vurmam lazım. DSL reis. Oy. Aa şerif var. Al. Vandal'ı isteyecek ama. Hayır lan vermem ki. Bulldog attım. Adama de ki bana bulldog atarsan veririm de anca öyle. Vermem oğlum, niye vereyim vandalımı? O isteyecek ama. Kanka yo, istemiyor. Aldı kendine yenisini. Niye aldı? Oğlum niye vereyim ben adama vandalı? Yerden buldum. Adam niye bana aldı? Round'u kaybedersek şimdi adamın parası olmayacak. Bence bu kimin umurunda? BDSL Hakan'ın da umurunda. BDSL Hakan. Şimdi Rain olarak lurk atman lazım. Lurk mü? Niye kanka? Aha. O da öldü kanka. Gel kurtar. Ben şu adamları vurayım. Etleyecekler. Göremeyeceksiniz. Şimdi E'ye bas. Aha adam slow'un üstünde. Backside, yeşilin arkasında. Lan! Çok iyi. Ben bunun üstüne zıplayamıyorum değil mi? Anam seni. Gözlerini ya, bir de oyunu bitiremem. Evan. Lol. Nasıl vurdum kanks? Bak çok iyisin ha. Nerede? Short'ta mı? Ben burada anladım short'ta olduğunu anladım. Short'ta başka gelecek orada. Flash atıp gireyim. Gözlerini kapatalım. Manyak. Long'da. Vurdum ki. Short ile bekliyormuş. Allah. Heaven 6 da var. Bombayı niye atıyor kanka üstüme? Kanka ben sonraki oyunda asil bir adam olmak istiyorum. Oy. İyi vurdum lan. Baba. Kanka bu cross iyi. Bu arada ayarlar hakikaten iyi. Biz hiç ayarlardan bahsetmedik ama. Oy. Oy. Any info guys mice nerede bunlar? Junkslar. 2 hours later. Dizdim oraya hemen. Manyak bak şimdi de burada şimdi nasıl? Rain'i ulti açınca var ya işte. Göreceksiniz. Daha güzel oluyor yani. Lan. Daha belirgin oluyor, farkında mısın? Bomba. Ama çok OP olmuş bence ultisi ya. Bakalım combat dinlesek kaç kişi ghost çıkıyor? Aa FF verdiler. Ayarlar sayesinde FF verildi. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.